Ve şimdi de merhaba diyelim CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'ya. Sayın Salıcı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum. Şimdi o görüntüleri de bir izleyelim. Siz de açıkçası bu olayların hemen ardından Adana'ya giden heyetin başındaydınız. Dolayısıyla birinci elden sizden de dinleyeceğiz. Ama bakın, Ankara'nın ortaya çıkardığı görüntülerde o anda neler yaşanmış sayın seyirciler? CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Hadi söz dinleyin. Gidin, gidin, gidin. Hadi bakalım. Elini indir. Hadi. Hadi. Niye bağırıyorsunuz? Neye bağırıyorsunuz siz? Niye kardeşim? Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Yüreğir Kaymakamı'nın korumasıyla aile tartışıyor. Tartışma sırasında korumanın silah çekme ve mermiyi namluya sürme sesi duyuluyor. Duruma tepki gösteren Yıldırım'ın annesi, sen halka silah mı çekiyorsun diye bağırıyor. Sen halka silah mı çekiyorsun? Adana'da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, 14 Mayıs günü iftar saatinden sonra Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek ekipleriyle tartışmıştı. Bunlar da vatandaş değil mi? Yıldırım ve ailesinin ifadesi alınmış, Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ancak AKP'li isimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK benzetmesinin ardından 16 Mayıs günü tutuklanmıştı. Kamyonlar içerisinde patates ve soğan olduğunu gördüm. Bu nedenle kalabalık içerisinde sivil giyinimli bir şahsa bu sebzelerin ne için kullanılacağını sordum. Ben bir vatandaş ve gençlik kolları başkanı ve vefa grubu çalışanı olarak bu yardımların nereye yapılacağını merak ettim. Bir dakika! Evet, Oğuz Kağan Salıcı'ya soralım. Sayın Salıcı, siz de görüntüleri izlediniz ama siz aynı zamanda Adana'ya giden heyette ve oradaki kişilerle birebir muhatap olan, onlarla görüşen kişi olduğunuz için bu görüntüleri bize biraz daha iyi tarif etmenizi rica edeceğiz. Burada duyduğunuz sesler, buradaki hareketlilik ne anlatıyor? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Genel Başkanımızın bahsetmiş olduğu görüntüler bizim de Adana'ya gittiğimizde ısrarla talep ettiğimiz görüntüler. Kaymakamlığın MOBESE kameralarından, kendi güvenlik kameralarından talep edilen görüntüler. Çünkü bütün bu konuştuğumuz olay Yüreğir Kaymakamlığı'nın önünde cereyan ediyor. Dolayısıyla kaymakamlığın önünde o alanı gören kameralar var. Biz istiyoruz ki bu kameraların görüntüleri açıklansın. Dolayısıyla kamuoyunda kim suçlu, kim suçsuz, Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada iddia ettiği şeyler, ithamları doğru mu değil mi, bunu herkes görsün. Tamam, ama yani bu bir cep telefonuyla kaydedilmiş görüntü. Evet, evet. Ama MOBESE'lerde bundan çok daha kapsamlı bir şekilde olayın kesinlikle başı ve sonunun yer aldığı asıl görüntülerin ortaya çıkması gerekir diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bu görüntülerde de bizim şu ana kadar ortaya koymuş olduğumuz söyleme ya da Eren'in kendisinin hapse girmeden önce çekmiş olduğu videodaki beyanlarına, mahkemede vermiş olduğu ifadelere uyumlu bir durum var. Şimdi söylenen şey şuydu. Diyorlar ki bir güruh saldırdı. Şimdi güruh saldırdı deyince aklımıza ne gelir Gökmen Bey? 20-30 kişi, belki daha fazla ortak bir amaç için bir yere giden ve orada olay çıkaran, saldıran insanlardan bahsedilir. Şimdi güruh dediği Erdoğan'ın günü sonunda gözaltına alınan 4 kişi. Anne, baba ve 2 kardeş. Polisi çağıran kim? Yani o gün orada olay yaşandıktan sonra polisi çağıran, bizim can güvenliğimiz yok diyen, az önceki görüntülerden sonra gerçekleşiyor polisi çağırma işlemi. Onu da aile istiyor. Aile polisi çağırıyor can güvenliğimiz yok diye ama kendileri gözaltına alınıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ben Eren'in ailesiyle de görüştüm. Eren'in evine de gittim. Eren'in eviyle kaymakamlık binası arası taş çatladı 100-150-200 metre en fazla. Dolayısıyla bir akşam saati iftardan sonra Eren ve ailesi yürüyüşe çıkıyorlar. Şimdi buraya kadar anormal bir şey yok. İşte Eren'in kendisinin de ifade ettiği şekilde bakıyorlar ki patates, soğan bir şeyler indiriliyor tırlardan. Kendisi de Vefa Destek grubuna gönüllü olarak destek veren bir arkadaşımız Eren de. Bizim diğer gençlik kollarındaki arkadaşlarımız gibi, belediye başkanlarımız gibi. Şimdi dolayısıyla gidip soruyorlar, sorguluyorlar. Bu gayet sorumlu bir vatandaş örneği. Ondan sonra fevri bir tepkiyle karşılaşınca, ki az önceki örnekte de var, bir silah çekme durumu söz konusu oluyor.
Bakın şu ana kadar ifadesinde de bahsetmiş Eren, silah çekildiğinden, hatta merminin namluya sürüldüğünden ve silahın kardeşinin karnına dayandığından, kardeşi 17 yaşında, ifadesinde de bahsediyor. Fakat şu ana kadar ne valiliğin, ne kaymakamlığın, ne Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçilerin hiçbirisi bir silah çekilmesi durumunu söz konusu etmedi. Bunu duymazdan geldi, görmezden geldi. Hatta daha ileri gideyim, o silahı çeken kişi kaymakam koruması. Kaymakam koruması şu ana kadar ifadeye çağrılmadı. Eren'in ailesi ifade verdi, Eren'in kendisi ifade verdi ama silahı çeken kişi şu ana kadar bir ifade vermedi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın sözündeki iddialardan gidelim. Önce bir güruh dedi, güruhu izah ettik. İkincisi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını, çalışmalarını engellemek için bir saldırı gerçekleşti dedi. Siz haberde de bahsettiniz. Bir gün önce Van'da gerçekleşen terör saldırısıyla aynı kefeye koyma çabası içine girdi. Şimdi Eren'in kendisi zaten Vefa Destek Grubu'na destek olmuş. Bizim Adana'da merkezde iki büyük belediyemiz var. İki merkez belediyemiz var. Bir tanesi Çukurova Belediyesi, bir tanesi Seyhan Belediyesi. Seyhan Belediye Başkanımızın üzerinde Vefa Destek Grubu'na desteği ve yaptığı işleri de gösterir şekilde onların vermiş olduğu yereği giyip personeliyle, araçlarıyla bu yardımları ulaştırmaya çalışan görüntüler var. Biz bunu basın toplantısında paylaştık. Benzer bir şey Büyükşehir için geçerli. Benzer bir şey Çukurova Belediye Başkanımız için geçerli. Hatta Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bizim gençlerimize, partili gençlerimize verilmiş kimlik kartları var. Onları da biz basında paylaştık. Bizim derdimiz kimin yardım yaptığı değil. Biz Vefa Destek Grubu yardım yapmasın demiyoruz. Bizim belediyelerimizin yardım yapmasa niye engel oluyorsunuz diyoruz. Şu anda bir pandemi durumu söz konusu. Herkes evine kapanmış. Çalışma ihtiyacı olan, çalışmaktan başka geliri olmayan, çalışmadığı zaman aç kalacak olan yurttaşlar var. Taksiciler var. Kahvehane işletenler var. Kuaför, manav, birçok şeyi işleten yurttaşlarımız özellikle hizmet sektöründe evde bulunuyor ve onların evdeki ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bu kimin görevi? İktidarın görevi. İktidar bu görevi yerine getiriyor mu? Getirmiyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler devreye girdi. Ama onlar ısrarla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yardım yapmasından rahatsız oldular. Çünkü kafalarında şimdi, topluma... Sayın Salıcı, bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra sürecin seyri değişebilir mi? Sizin bir takım girişimleriniz olacak mı, ilave girişimleriniz? Çünkü bu görüntülerin anlattığı şeyle iddia edilen hani bir PKK benzeri bir Vefa'ya yönelik bir saldırı pek örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Hatta saldırının aileye yönelik olduğu ortaya çıkıyor. Tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Bugün saat 11'de Eren'in avukatları bir basın açıklaması yaptılar. O basın açıklamasında aynı zamanda da mahkemeye bir dosya sundular. Orada silah çeken korumayla ilgili suç duyurusunda bulundular. Önümüzdeki günlerde de bayramdan sonra da kaymakamla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Yani bu aşama aşama biz bu sürecin peşini bırakmayacağız. Ortaya yeni veriler çıktıkça, yeni kanıtlar ortaya çıktıkça kim suçlu, kim suçsuz kamuoyu daha rahat bir şekilde görsün ve sırf Cumhuriyet Halk Partisi'ni kriminalize etme çabasıyla Eren'in bir talimatla hapse gönderildiğini tüm kamuoyu görsün istiyoruz. Peki şimdi anladığımız kadarıyla girişimler var, ilave girişimler ama herhalde nereden baksanız önümüzdeki bir süreyi Eren Yıldırım içeride geçirecek gibi görünüyor. Evet, öyle görünüyor. Ailesi ne düşünüyor, ne hissediyor? Örneğin burada annesinin de sesini duyuyoruz bu görüntülerde. Evet. Şimdi aile tabii üzgün. Üzgün ama aynı zamanda kendilerinin suçlu olmadığına inandıkları için ben kardeşle de, babayla da, anneyle de ayrı ayrı görüştüm. Onların tanıdıklarıyla, partili arkadaşlarımızla, sonuçta Gençlik Kolu Başkanımızın ailesi, Gençlik Kolu Başkanımız bilinen bir insan. Hepsiyle ayrı ayrı görüştük. Ve bizim görüşmelerimizden çıkan şey şu, aile evet çocuklar için kaygılı ama ortada bir suç olmadığını, yanlış bir şey yapmadıklarını bildikleri için de bu işin üstüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partili avukatların gitmesini ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesini, yanlış medyada kendi haklarında yazılan şeylerin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıkmasını istiyorlar. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim dünkü programda yer verdiğimiz bir sözü vardı. Hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak Erdoğan bir konuşma yaptı. O konuşmanın çok kısa bir bölümünü ekrana getirelim, sonra söyleşimizi devam ettireceğiz sizinle. Vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu
ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Evet, herkesin altına imza atacağı bir çağrıydı bu. Ama şimdi size soralım Sayın Salıcı. Cumhurbaşkanı dedi ki vicdan ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin. Hakim ve savcı adaylarına yönelik yaptığı bu konuşmayı. Peki bu olayda ne oldu? Yani bu olayda yaşanan manzarayla bu çağrı örtüşüyor mu sizce? Örtüşmüyor. Tabii Yüreğir'de de örtüşmüyor. Onun dışında kamuoyu artık geniş bir fikre sahip oldu. Tayyip Erdoğan bir meydan mitinginde, bir toplantıda birisini hedef alıp ona sen bunun hesabını vereceksin ya da onu kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye yönelik herhangi bir cümle kurduktan kısa bir süre sonra gazeteci olabilir, aydın olabilir, toplumun herhangi bir kesiminden bir kişi olabilir. O kişinin biz tutuklandığını, yargılandığını ve hızlı bir şekilde hapsedildiğini, iddianamesinin uzun süre hazırlanmadığını ve iddianame hazırlama sürecinin bir cezaya dönüştürüldüğünü gördük. Peki. Osman Kavala niye hapiste? Peki. Eren Yıldırım için de benzer bir durum. Talimatı verdi ve savcılar vermiş olduğu talimatı yerine getirdiler. Ben şunu sorayım. Eren Yıldırım'ı ilk gün tutuklanmaması, buna karşılık ikinci gün tutuklanması, bu iki gün arasında yeni deliller mi ortaya çıktı? Eren Yıldırım'la ilgili çok güçlü suç isnatları mı ortaya çıktı? Ne oldu? İsterseniz anlatayım. Orada ortaya çıkan bir şey yok. Aslında olay 14 Mayıs Perşembe akşamı oluyor. O akşam karakola gidiliyor. Gözaltı işlemi yapılıyor. Ertesi gün sabah Eren dışındaki ailenin üç ferdi savcılık aşamasında serbest bırakılıyor. Öğlenleyin de Eren serbest bırakılıyor. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Saat Cuma günü saat 18-19 gibi Adalet ve Kalkınma Partisi troller ve siyasetçiler devreye giriyor. Bu olayı Van'daki terör saldırısıyla eşdeğer hale getirme çabası içine giriyorlar kendi sosyal medyadaki tweetlerinden. Bu işin başını çeken de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı. Sonra ertesi gün bu çaba devam ediyor. O akşam saat 22.30'da Eren'in tekrardan tutuklanması için itiraz yapılıyor. Karar alınıyor ama müzekkere yazılmıyor. Yani yakalama kararı çıkmıyor. Ne zamana kadar? Tayyip Erdoğan cumartesi günü saat 16'da o konuşmayı yapana kadar. Tayyip Erdoğan'ın konuşma metnine bu bölümü koyuyorlar. Tayyip Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra Eren'in tutuklanmasıyla ilgili, yakalanmasıyla ilgili müzekkere yazılıyor. Şimdi ortada talimat yok da ne var? Açıkça talimat var. Yani ver papazı al papazı demiş bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Talimat da olmuyor, nasıl oluyor? Açıkça talimat var. Şeylere, hakimlere vermiş olduğu öğüt, adaylara, hakim ve savcı adaylara vermiş olduğu öğüt, tavsiye çok doğru bir şey. Ama peki, biz kendisinin şu mübarek Ramazan'da söylediklerini yapmasını bekliyoruz. Peki, şimdi artık önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz üç konu var. Bir, Eren Yıldırım daha ne kadar içeride kalacak? İki, şu anda Ankara'nın ortaya çıkardığı görüntüler oradaki bir cep telefonu görüntüleri. Oysa evet, olayın başı ve sonu ve anı, gerçekleşme anına ilişkin çok daha detaylı görüntüler MOBESE kameralarında var. Bu görüntüler ne zaman ortaya çıkacak? Bakalım önümüzdeki süreçte bu konuyu takip edeceğiz. İzleyicilerimiz de diyor ki, Deniz Batu demiş ki, propagandada işte gerçekleri çarpıtma ne kadar büyük olursa insanların onlara inanması kolaylaşır. Bunun etkisi artar. Hitler'in propaganda ustası Göbels'in taktiğidir bu diyor. Peki lütfen siz de Twitter'dan bize yazın sayın seyirciler. Bir başka konuya geçiyoruz. O konu da bir süredir zaman zaman dile getirilen bir konu. Ufuk'ta erken seçim var mı? Bu yıl bir erken seçim olabilir mi? Şimdi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu olası bir seçimde o seçimin nasıl olacağını, daha doğrusu o seçimin seçim olmaktan nasıl çıkacağına ilişkin endişesini, bakın hangi sözlerle ifade etti, bir izleyelim, sonra size soracağız. Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Neden edecekler diye bir kanaatim var. Çünkü geçen seçimde hem genel seçimde hem de mahalli seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başında insanlarımızı katlettiler. Bizim adaylarımız tehdit edildi çekilmeleri için. Ve sandıklara da müdahale edildi. Biz bunu görüyoruz.
Evet, Nevşin Mengü ile gerçekleştirdiği yayında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun özellikle bu sözleri müthiş bir yankı uyandırdı. Büyük yankı uyandırdı daha doğrusu, müthiş demeyeyim, öyle daha nesnel sıfatlar kullanayım. Büyük bir yankı uyandırdı. Şimdi ve kamuoyunun da belli kesiminde zaman zaman şu soru işaretleri var Sayın Salıcı. Ya belki de bir daha seçim olmayacak mı acaba diye. Bu soru her ne kadar absürt gibi, çok saçma gibi görünse de kamuoyunun bir kesiminin aklına geliyor bu soru. Ve açıkçası hani kimse de böyle bir sorunun insanın aklına gelmesini yadırgamayacağı sahneler yaşanıyor Türkiye'de. Siz de görüyorsunuz. Şimdi ne diyorsunuz Temel Karamollaoğlu'nun bu sözüyle ilgili? Sizin de benzer bir endişeniz var mı? Eğer varsa da buna ilişkin hazırlıklar ve önlemleriniz var mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. İktidar dönem dönem seçimlere müdahale etme yönünde çabaları oldu. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. En son İstanbul'da 31 Mart seçimleri 14 binden fazla oyla sonuçlanmış olmasına rağmen bir yargı darbetisiyle 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu kararıyla tekrarlandı mı? Tekrarlandı. Bu bir seçime müdahaledir. Peki o seçim tekrarlanırken, yani 23 Haziran seçimlerine giderken Büyükçekmece'de polis tek tek ev ev vatandaşları arayıp onlara onları fişleme ya da onların seçimdeki tavırlarına yönelik bir çaba içine girdi mi? Türkiye'nin genelinde bir genel seçime dönüşmüş olduğu İstanbul seçimi, ama İstanbul'da oy veren seçmen üzerinde etkileme çabaları içine girdiler. Burada yasal imkanları kullandılar. Daha öte her türlü kirli propagandayı kullandılar. Ben size istiyorsanız oradan bir örnek vereyim. Çaldılar dedi biliyorsunuz Binali Yıldırım İstanbul seçimi neden tekrarlanıyor diye kendisine sorduklarında. Kim çalmış? Üzerinden zaman geçti. Artık belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu vatandaşa hizmet veriyor ve elinden gelen gayreti de gösteriyor. Kim çalmış? Soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim. Şimdi böyle bir süreç yürütüyordu Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani yalan üzerine kurulu. Ankara'da da ne diyorlardı? Eğer Mansur Yavaş seçimi kazanırsa sizin faturalarınızı teröristler dağıtacak diyorlardı. Bu sözler hep söylendi. Ne oldu? Şimdi bunların hiçbirisi olmamış gibi bir çerçeve içine giriyorlar. İktidar imkan bulursa, geçmişteki sabıkası da bunu gösteriyor, seçimlere müdahale etmek ister. Bizim yapmamız gereken şey şu. Seçimde siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi kendi üyelerini, kendi seçmenini harekete geçirerek sandığa giren oyun sandıktan olduğu gibi çıkmasını sağlayacak bir çaba içine giriyor. Sivil toplum örgütleri de giriyor. En son İstanbul seçimlerinde neden çalamadılar? Yani 23 Haziran'da neden 800 binden daha yüksek bir oy farkıyla kaybetmek durumunda kaldılar? Çünkü Türkiye sahiplendi. Türkiye sandığı sahiplendi. Demokrasiyi sahiplendi. Sandıktan çıkan iradeyi sahiplendi. Bakın size bir şey sorayım. Son bir yıldır ya da 31 Mart seçimlerinden sonra Tayyip Erdoğan'ın en çok sevdiği kavramlardan bir tanesi millet iradesiydi. Hiç millet iradesi dediğini duydunuz mu? Neredeyse günde birkaç kere söylerdi. Uzun zamandan beri millet iradesinden bahsetmiyor. Çünkü millet iradesi artık kendi istediği şekilde şekillenmiyor. Kendisine karşı muhalefet olan, muhalefetini, alternatifini ortaya koyan partiler üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden şekillenen bir millet iradesi var. Ama Sayın Salıcı, Cumhurbaşkanı'nın şu tür açıklamalarını hala duyuyoruz sonuçta. İşte siyasetin de virüslerinden, medyanın da virüslerinden bu millet kurtulacaktır. Bu millet asla bunlara şans Tabii. vermeyecektir. Yani o bağlamda bir şeyi var, retoriği var hala söylemi. Doğru. Şimdi onun böyle bir çabası var. O bir tür korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Ama bize düşen görev onun yaratmak istediği korku iklimini boşa düşürmek. Yani sandığa oyun girdiği şekilde çıkmasını temin edecek mekanizmaları ortaya koymak. Vatandaşın kendi oyuna sahip çıkmasını sağlamak. Bu konudaki duyarlılığını ortaya koymasına çaba göstermek. Hatırlayalım, 31 Mart seçimlerinden önce bizim seçmenimiz birçok yerde bize diyordu ki ya biz bu seçimleri kazanırız ama bu adamlar bize bu seçimi vermezler diyordu. Belki size de soru olarak geliyordu ya da medyada da bunlar bazen konuşuluyordu. 31 Mart seçiminden 23 Haziran seçimine giden noktada Türkiye'de demokrasi yönünde ciddi bir politizasyon olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 31 Mart'ta oy verip de sen sandığa müdahale ettin, ben sırf sandığa müdahale ettiğin için oyumu değiştiriyorum, Ekrem İmamoğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy veriyorum diyen insanlar ortaya çıktı. Şimdi bu güzel bir şey. Bizim vatandaşımızın sandığa sahip çıktığını gösteren bir şey.
o sandığa sahip çıkma duygusunu, yani bunu şu açıdan söylüyorum. Temel Karamollaoğlu'nun yapmış olduğu uyarılar doğru değildir anlamında söylemiyorum. O uyarılara kulak kabartmak lazım ama bu uyarılardan bizim üzerimize düşecek görevi vatandaş olarak da, sivil toplum örgütü olarak da, siyasi partiler olarak da bizim üzerimize düşen görevi çıkarıp sandıktaki irade neyse onun ortaya çıkmasını temin edecek sandık günü ve öncesinde imkanları kullanmamız lazım. Şimdi seçim olmayacak mı? Bu da konuşulan, halk arasında konuşulan bir şey. Yani şöyle söyleniyor. AK Parti ya da Cumhurbaşkanı artık kaybedeceğini anladığı bir sandığı bu halkın önüne kurmaz diye belli kesimlerin dillendirdiği bir şüphe var. Evet. Şimdi bizde siyasi iktidarlar meşruiyetlerini seçilmiş olmaktan alırlar. Sandıktan alırlar. Bir oy farkıyla siz belediye başkanı belirleyebilirsiniz. Yani bir oy fazla aldığı için bir arkadaşımız belediye başkanı olabilir bir siyasi partiden. Genel seçimlerde de işte biliyorsunuz bir seçim sistemi var. O seçim sistemine göre parlamentoda sayı ortaya çıkıyor. %50+1 ile artık bir başkanlık sistemine geçildiği için %50+1 ile de başkan seçiliyor. Neden oluyor bu seçimler? İktidara meşruiyet kaynağı vermek için oluyor. Seçimle gelmeyen, seçime ortadan kaldıran bir iradenin meşruiyeti tartışılır, o meşru olmaz. Dolayısıyla ben akıllarından böyle bir şey geçirmediklerini umuyorum Türkiye'nin menfaatleri açısından. Peki, son bir sorum olacak size. Şimdi CHP Genel Başkanı'nın, yani CHP'den son olarak şöyle bir jest gördük. Hani gerekirse olası bir seçim durumunda işte DEVA ya da işte Gelecek Partisi herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşarlarsa daha önce İyi Parti'ye yapılan jestte olduğu gibi bir takım milletvekillerinin benzer bir hamlesi olabilir şeklinde bir açıklama, bir sinyal, bir mesaj. Bu tabii ciddi eleştirilere de neden oldu. Özellikle iktidar nezdinde ve MHP nezdinde milletvekilleri yani adeta işte yeniden milletvekili pazarı mı kuruluyor dedi. CHP ne kadar hevesliymiş buna denildi. Ama ben hem o konuyu sorayım size hem de şunu sorayım. Mesela böyle bir şey olursa CHP bu tür durumlarda jest göstermek konusunda çok cömert davranırken acaba bir takım Türkiye'de CHP'nin hassas olduğu siyasi konularda laiklik olsun, başka bir takım konular olsun. Acaba bu tür kamusal tartışmalarda CHP aynı cömertliği görüyor mu bu partilerden? Şöyle ifade edeyim. Önce milletvekili pazarı, transfer yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden buna benzer sözler geldi. Şimdi o süreci bir hatırlayalım. İyi Parti kurulmuş, toplumda bir sinerji oluşturmuş. Yeni bir dil ortaya koyuyor ve partisini kurmuş, örgütleniyor. Pazartesi günü toplantı var. O toplantıda Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğine karar verecek. Şimdi normal şartlar altında seçime girmesinde hiçbir sorun olmayan bir partiyi siz iktidar gücünü Yüksek Seçim Kurulu üzerine baskıya dönüştürerek onu devre dışı bırakacaksınız. Bunu yapacak iradeyi, bunu yapacak antidemokratik, otoriter yaklaşımı siz göstereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bu taşlar yerine otursun, Türkiye'de var olan siyasi partiler parlamentoya da girebilecek şekilde yarışsınlar, seçime girebilsinler diye bir irade, demokratik bir irade ortaya koyduğunda bunu eleştireceksiniz. Şimdi demokratik iradeyi eleştiriyorsanız siz otoritersiniz demektir. Demokratik iradenin yanındaysanız ya da onu uygulayanlardan bir tanesiyseniz siz demokratsınız demektir. İyi Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili arkadaşımız gitti. Neyin pazarı kuruldu? Yani milletvekili pazarı derken bir çıkar alışverişi olduğuna dair bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Ne oldu? 15 arkadaşımız gitti, bir görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partili kimliği çok belirgin arkadaşlarımız İyi Parti'ye gittiler ve İyi Parti'nin seçime girmesini sağladılar. Şimdi benzer bir durumda DEVA ve Gelecek Partileri içinde eğer böyle bir oyunun içine girerlerse, böyle bir baskıcı, antidemokratik yaklaşımın içine girerlerse diye Sayın Genel Başkanımız biz bu konuda da üzerimize düşen gereken şeyi yaparız. Biz parlamentoda Türkiye'de seçmenin desteğini almış partilerin parlamentoya girebilmesini ve o partilerin seçmenin önüne farklı alternatifler koyabilmesini savunuyoruz. Peki. Şimdi bunu söylerken biz %10 barajının kaldırılmamasını istesek kendimize çelişmiş oluruz. Üstüne diyoruz ki barajı kaldırın. Bu darbecilerin getirdiği bir kanun.
barajı kaldıralım diyorum. Tamam. Bu sorumun Cumhur İttifakı'na yönelik yanıtı olsun. Şimdi sorumdaki diğer hususta ne dersiniz Sayın Salıcı? Şimdi orada şöyle söyleyeyim. İsterseniz tekrar edebilirim. Yani CHP, İyi Parti olsun, DEVA olsun, Gelecek Partisi olsun bu tür partilere bu tür jestler yaparken ve ikisine de yapmaya hazır olduğu mesajını verirken CHP'nin hassas olduğu bir takım konularda ne bileyim bu işte laiklik konusu olabilir, bu işte eğitimle ilgili konular olabilir, bu Alevilerin sorunlarıyla ilgili konular olabilir. Orada sizin çok cömertçe jest yapmaya hazır olduğunuz partiler aynı cömertlikle yaklaşıyor mu sizce CHP'ye? Şimdi aslında sormuş olduğunuz sorunun içinde vermiş olduğunuz örnekler, örneğin Alevi yurttaşlarımızın sorunları gibi ya da laiklik gibi ya da yargı bağımsızlığı gibi. Şimdi bu meseleler, bu konular aslında uzun zaman önce çözülmüş, Türkiye'nin bir mutabakatıyla, ortak aklıyla çözülmüş konular olması gereken şeylerdi. Dolayısıyla şimdi bu partilerin programları ortaya çıktı. Genel başkanları artık demeç veriyorlar ve konuşuyorlar. Onların demeçlerine baktığımız zaman asgari müştereklerde bir araya gelinebilecek bir ortam görüyoruz. Şimdi düşebiliyor musunuz? Biz bundan birkaç sene önce, örneğin 4-5 sene önce Saadet Partisi ile yan yana geleceğiz deseydik kaç kişi inanırdı? Millet İttifakı'nda bir kılına bir araya geldik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden büyük bir blok kopacak, başka kesimlerle de bir araya gelecek, başka bir siyasi parti oluşacak ve Millet İttifakı'nın bir parçası olacak deseydik. Kaç kişi inanırdı? Türkiye'de artık siyaset kendi mecranı ittifaklar üzerinden götürmeye başladı. Dolayısıyla ittifaklar aynı zamanda partilerin asgari müştereklerde bir araya gelmesini de teşvik eden bir çerçeve çiziyor. Ben bu az önce bahsetmiş olduğunuz konularda diğer siyasi partilerin şimdiye göre, şu andaki duruşlarına göre daha toplumu kucaklayıcı, toplumda barışık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin göklerini de kucaklayacak şekilde bir süreç yürüyecek kanaatindeyim. Peki. Yani en azından böyle bir öngörü ve beklentiye sahipsiniz. Evet. Yani henüz görmüş müsünüz diye sorsam? Şöyle, bu partiler henüz kendilerini siyasette yeterince var etmiş olmadıkları için, ilk seçimler henüz olmadığı için şu anda kendi genel başkanlarının konuşmalarından, demeçlerinden, parti sözcülerinden ve parti programından bunları anlayabiliriz. Peki. Parti programlarına baktığımız zaman Türkiye'nin makulüne doğru bir yakınlaşma, yani demokratik muhalefete doğru bir yakınlaşma olduğunu görebiliyoruz. Peki. HDP'li belediyelere kayyum atandı. Zaten ellerinde bir avuç belediye kalmıştı. Ve bu son kayyum hamlesinin üzerinden HDP'liler Ankara'da il teşkilatları binalarında bir basın açıklaması yapmak istediler. Seslerini duyurmak istediler. İşte görüntüler yine o işte açıklamaya yönelik bir müdahale şeklinde. O sırada hani şeyin, polisin müdahalesine maruz kalanlar, yerde sürüklenenler, bir süre sonra da il binasından çıkan herkesin işte gözaltına alınması. Bu arada gözaltına alınanların serbest bırakıldığını biliyoruz, en azından önemli bir kısmının. Ama sonuçta hani bir parti, Türkiye'nin bir partisi belediyelerine yönelik kayyum atanmasına ilişkin bir açıklama yaparken bunlarla karşılaşıyor. Ve bunlar da giderek alışıldık görüntüler haline geliyor. Ne diyorsunuz HDP'lilerin maruz kaldığı bu uygulamalar konusunda? Şimdi kayyum nereden çıktı? 31 Mart'ta biz seçim yaptık. Öyle yöntemler uyguladılar ki bir kere o seçime giderken beka meselesinden bahsediyorlardı hatırlarsanız. Yani diyorlardı ki eğer bu Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanırsa maazallah Türkiye uçurumun kenarına aşağı düşecek diyorlardı. Az önce birkaç yalanı daha söyledim. Bu tür efsaneler yaratıyorlardı. Bu tür yalanlar söylüyorlardı. Hı hı. 31 Mart seçimleri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 11 büyük şehri kazandı. Diğer muhalefet partilerinde kazandığı birçok yer var. Türkiye uçurumun kenarına falan düşmedi. Türkiye bir beka sorunu yaşamadı. Niye yaşasın? Türkiye güçlü bir ülke. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda Türkiye'nin bir beka problemi yoktu. Eğer bir beka problemi olduysa bunu yaratan da Adalet ve Kalkınma Partisi'dir ki biz öyle olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaş sandığa gitti. Dönelim tekrardan Tayyip Erdoğan'ın söylemeyi çok sevdiği millet iradesi sözcüğüne. Şimdi millet iradesi, halk iradesi adına ne derseniz deyin, sandıktan çıkan vatandaşın çoğunluğunun ortaya koymuş olduğu iradeye saygılı olacaksınız. Gökmen Bey, bakın biz çok seçim kaybettik. Ama sandıktan çıkan bir iradeyi sorgulamadık.
bu yanlış olmuştur. Bu nereden çıktı? İşte burada meşruiyet sorgulaması yapalım demedik. Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart'ta ciddi bir seçim kaybına uğradı ve doğrudan meşruiyet sorgulamasına gitmeye başladı. Sandıktan çıkan iradeyi kabul etmemeye başladı. Peki. İstanbul'da yapılan... Sayın Salıcı bir şey rica edebilir miyim? O kayyum sürecini aslında bakışınızı sormamıştım ben. Yani Türkiye'nin bir partisinin kayyumla ilgili bir basın toplantısı yaparken başına gelenler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Öbür süreçle ilgili... Şöyle, Şöyle şimdi kayyum meselesi zaten bir facia. Kendisinin demokratik iradesine el konulmuş, belediyelerine el konulmuş insanlar çıkıp bir açıklama yapıyorlarsa, demokratik usullere uygun bir açıklama yapıyorlarsa, kimsenin rahatını bozmuyorlarsa, şiddet uygulamıyorlarsa, buna niye müdahale edilir? Oradan çıkan, o sandıktan çıkan belediye başkanlarının eğer yasal olarak bir engeli yoksa, bir sorunu yoksa, iddia edildiği gibi terörle bir iltisakı bulunmadıysa, niye kayyum atılır? Peki. Yalova Belediyesi'nde benzer bir şey yaşadık biliyorsunuz. Tamam. Bu manşetle bitirelim. Yani hal böyleyse niye kayyum atanır ve bir basın açıklamasına niye müdahale edilir şeklinde Oğuz Kağan Salıcı'nın görüşleri, en azından finaldeki görüşleri bu şekildeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile geniş bir yayın gerçekleştirdik. Sayın Salıcı, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.